ORC araştırma son seçim anketin sonuçlarını yayınladı. Ankara, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya ve Rize'de yapılan araştırmada Cumhur İttifakı'nın oylarındaki düşüş dikkat çekti. Ankete göre başkentte Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki oy farkı %16 oldu. Önceki seçimlerde Kocaeli'de birinci çıkan Cumhur İttifakı'nın 20 puan kaybettiği ortaya çıktı. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler yaklaşırken son anket sonuçları da merakla takip ediliyor. ORC araştırma 6 ilin seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Araştırmada aralarında Cumhur İttifakı'nın kalesi sayılabilecek illerin oylarındaki düşüş dikkat çekti. 24-29 Ocak 2023 tarihleri arasında Ankara'da 2680 kişiyle yüz yüze yaptığı anketin sonuçları paylaşıldı. Araştırma sonucuna göre Ankara'da Cumhur İttifakı %37.6, Millet İttifakı %53.4 oy alıyor. 22-28 Ocak tarihleri arasında 2450 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmede AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı %39.4 oy alırken Bursa'da altılı masayı oluşturan Millet İttifakı %49.6 oy aldı. Konya'da 20-25 Ocak tarihleri arasında 1670 kişiyle yüz yüze yapılan araştırmada Cumhur İttifakı toplam %48.9 oranında destek görürken Millet İttifakı %47.2'de kaldı. Rize'de Cumhur İttifakı'nın güçlü olduğu Rize'de ise yapılan araştırmada 24-28 Ocak tarihleri arasında 980 kişiyle yüz yüze yapıldı. Cumhur İttifakı %52.6 oy oranında destek alarak %45.1 alan Millet İttifakı'nı geride bıraktı. ORC'nin Antalya'da yaptığı araştırmada sonuçların verileri ise dikkat çekti. Anket 21-18 Ocak tarihleri arasında 2320 kişiyle yapıldı. Ciddi bir farkın görüldüğü sonuçlarda Cumhur İttifakı %28.6 destek görürken Millet İttifakı'nın oy oranı %61.7 olarak açıklandı. Kocaeli'de 25-29 Ocak tarihleri arasında 1780 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelerde Millet İttifakı %49.3 oy alarak %39.6 destek gören Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı. ORC araştırma şirketi Bursa'da 2450 kişiyle yüz yüze görüşerek seçim anketi yapmıştı. Anket şirketi katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye verirsiniz?" diye sordu. Anketin sonuçları ise şöyle: AK Parti %34.3, AK Parti 2018 genel seçimlerinde Bursa'da %46.2 oy almıştı. Ankete göre AK Parti Bursa'da 12 puan kan kaybetti. CHP %24.1 ve 2018 genel seçimlerinde Bursa'da %22.7 oy almıştı. Ankete göre İyi Parti %27.6, İyi Parti 2018 genel seçimlerinde Bursa'da %12.4 oy almıştı. MHP %5.1, 2018 genel seçimlerinde MHP Bursa'da %10.7 oy almıştı. HDP %4.2, HDP 2018 genel seçimlerinde Bursa'da %5.7 oy almıştı. Gelecek Parti %2.4, Yeniden Refah Partisi %2.1, Türkiye Değişim Partisi %1.9, Deva Partisi %1.7, Büyük Birlik Partisi %1.5, diğerleri ise %2.1. Ankete göre Millet İttifakı'nın oy oranı %49.6 olarak ölçüldü. 2018 genel seçimlerini Millet İttifakı Bursa'da %36.9 oy almıştı. Ankete göre bir önceki seçime kıyasla Millet İttifakı Bursa'da oylarını 12 puan arttırdı. Ankete göre Cumhur İttifakı'nın Bursa'daki oy oranı 39.4 olarak ölçüldü. Bir önceki seçimde Cumhur İttifakı Bursa'da %56.9 oy almıştı. Ankete göre 2018 genel seçimlerinden bugüne kadar Cumhur İttifakı Bursa'da 17 puan oy kaybetti. Türkiye kuruluşunun 100. yıl dönümünde sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Partilerin ve liderlerin aday çalışmaları devam ederken gözler neredeyse her gün bir yenisi açıklanan anketlere çevrildi. Milliyet'e göre Türkiye'nin önde gelen 4 araştırma şirketine akıllardaki 4 soruyu yöneltti. Türkiye Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçim atmosferinin her geçen gün etkisini arttırdığı ortamda gözler bir kez daha anket şirketlerine dönmüş durumda. Hali hazırda birçok anket şirketi yürüttüğü çalışmalarla seçimlere ilişkin en doğru tahmini yapmaya çalışıyor. Peki kamuoyu tarafından da ilgiyle takip edilen ve merakla beklenen anketler nasıl bir süreçten geçerek hazırlanıyor?
Aynı dönemde yapılan anket çalışmalarında neden açık ara farkları ortaya çıkıyor? Anket şirketlerine şüpheyle yaklaşılmasının arkasında neler yatıyor? Son viraja girilmeye hazırlanırken kararsız seçmenler ne durumda? Milliyet merak edilenleri ve araştırma çalışmalarının mutfağında yaşananları Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici ve Genel Başkanı İhsan Aktaş'a sordu. Anketin Fatih'te mi yoksa Bakırköy'de mi yapılacağına nasıl karar veriliyor? Anketi yaptıran kişi veya kurumların buna müdahalesi söz konusu mu? Optimar ise ilk etapta araştırma şirketi çalışacak konuyu belirliyor dedi. Tabii bu noktada ilgili şirketin bir kaynağa sahip olması gerekli. Yani araştırma şirketinin müşterisi yoksa bu araştırmanın maliyeti şirket için oldukça külfetli olabilir. Biz her ay Türkiye'nin nabzı adlı bir araştırma yaparak abonelerimize paylaşıyoruz zaten. Sonuçlarını kamuoyuyla paylaştığımız bazı anketlerin finansmanını da yine abonelerimizden sağlıyoruz. Bu noktada farklı bir durum daha var. Bazı sonuçlar araştırmalarda şehir sonuçlar alıyor. Bu tarz bir araştırma ancak bir siyasi parti genel merkezi tarafından yaptırılır ve genellikle kamuoyuyla paylaşılmaz. Ancak biz bir müddet sonra hem siyasetçilerin hem de basının direkt alıp kullandığını görürüz. Oysa bu tarz araştırmalara gerek mali kaynakları gerekse farklı hususlardan şüpheyle yaklaşılmalı. Künyede çok önemli bir husus, ilgili araştırma hangi metodolojiyle yapıldı, nasıl finanse edildi, hangi bölgede kaç kişiyle yapıldı, yani künye araştırmanın kimliğidir denebilir. Herhangi bir şehrin ilçeleri arasında belirgin görüş farklılıklar olabilir. Burada en doğru sonuca ulaşabileceğiniz ilçeyi belirlemek ve doğru örneklemle çalışmayı yapmak gerekir. Yine kadın erkek oranı başta olmak üzere çeşitli kriterlerde dikkate alınmalıdır. Bu doğru kurgulanmadığı takdirde araştırmanın yanılma payı oldukça yüksektir. Sonar ise öncelikle ana kitle dediğimiz büyük bir grup var. Diyelim ki Türkiye'de büyük futbol kulüplerinin taraftar sayılarının yüzdelik oranla belirlemek istiyorsunuz. Burada ana kitle dediğimiz grup Türkiye olur. Bu ana kitleyi temsil eden bir örneklem kitle olur. Bu genelde 3 ila 5 bin kişilik bir gruptur. Peki hangi 3 bin kişiyle görüşeceksiniz ve milyonlarca seçmenin oy kullanacağı Türkiye'de seçim sonuçlarını en isabetli şekilde tahmin etmeye çalışan bir araştırma ortaya koyacaksınız? AK Parti'nin seçimler yaklaşırken yaptığı düzenlemeler nedeniyle bir süredir anketlerde oylarının yükselişte olduğu iddia ediliyordu. Ancak firmanın son açıkladığı ankette AK Parti'de iki yükselişin durduğu görüldü. 1537 kişiyle görüşülerek yapılan araştırmanın sonuçlarına göre AK Parti Ocak ayında %33.3'te kaldı. Ankete göre AK Parti ve MHP'nin toplam oy oranı %41 ölçülürken Altılı Masa partilerinin toplam oyu ise %42.6 olarak hesaplandı. Çalışmada diğer partilerin oy dağılımları şöyle: AK Parti 33.3, CHP 25.5, İYİ Parti 14.6, HDP 11.1, MHP 7.7, diğer partiler 5.2, Deva Partisi 1.2, Saadet Partisi 1.1, Gelecek Partisi 0.2. Aksoy Araştırma Şirketi'nin Twitter paylaşımı ise şu şekilde: Türkiye Monitörü Ocak ayı araştırması sonuçlarına göre AK Parti'nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artış trendinin durduğu ve oyunda son bir ay içerisinde %1.2 gerileme olduğu görüldü. Önceki araştırmalarımıza göre AK Parti Ekim-Aralık ayları arasında oyunu %4.8 arttırmıştı.